Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, bu çarşamba yani bu dersi farklı yapacağım. Sebebini de söyleyeyim size. Hep ilmi yapıyoruz, tamam mı? Bir tespit yapıyoruz, tespitli dersler yapıyoruz. İlmi yapıyoruz. Sonra beraber çalıştığımız, grup çalışmasını yapıyoruz. Herkesin tespit kendisinin yaptığını sunuyor. Bundan tamam, bu sorunumuz yok yani. Fakat aynı zamanda bir bireyiz, insanız, ailemiz var, akrabamız var, toplumda yaşıyoruz. Veya dindar bizi gördükleri için bizden bir beklentileri var. Bunların toplumun gerçekleri var. Endişedir, kaygıdır, üzüntüdür, yani cunumluktur, cunumluk, delilik. Bunlara ait çözümler, düşünce zenginliği olması adına. Yani aklımızın belası akıl olursa, akılla o aklı halt edemezsiniz. Aklı vahiye bağlamam gerekiyor. O da ne demek? Bağlama, kablolarını vereceğim. Gayret edeceğim. Bir de şey, düşüncemizin belası düşüncelerimizdir. Hariç değil. Hariç bizim düşüncelerimizi yüklüyor. Zemin bulursa, kısacası bir cümle söyleyeceğim size. Hem bu son günlerde ve son veciz cümlelerimizden bir tanesidir. Son günlerde çok piyasada şey yapılmış, bana çok gelen sorularda hem de cevapmış olmuş oluyor. Cin çarpmış. Nereye giderse o cin var, sihir var, büyü var. Sana bilmem ne yapılmış. Hasan abi, o söz yasaklanmış, hemen aklıma sen geldi. Rütük yasaklamış. Üç harfliler denilecekmiş bundan sonra. Çok güzel, iyi demiş. Çünkü senin sözün o. Evet. Helal olsun. Yavaş yavaş seni dedik. Evet, helal olsun. Buluyorlar. Bunlar soytarı. Baştan beri bir soytarı yani, soytarı. Bu tabir kullanmam ama mecburum, ha burama geldi ya. Kime gidersen cin çarptı, sihir yaptı, büyü yaptı, bilmem ne yaptı, göz oldu, zıkkımın kökü oldu. Bak, buna ait bir cümle söyleyeceğim. Yani yeni şey, gafur, hoşuna gidecek. Yeni bir cümle. Arkadaşlar, bu odaya arılar geldiği için biz çiçek koymuyoruz. Çiçek koyduğumuz için arılar geliyor. Karıncalar geldiği için şeker dökmüyoruz. Şeker döktüğümüz için karıncalar geliyor. Bir bünye maneviyattan uzaklaştığı için bu tür şeyler sana musallat oluyor. Musallat olduğu için hasta olmuyorsun. Manevi hasta olduğun için sana İştah artıyor sana musallat olmaya. Unutmayın. Çiçek koyduğumuz için arı geliyor. Tamam mı abi? Çiçek koyduğun için arı geliyor. Şeker döktüğün için karınca geliyor. Yani biz manevi hasta olduğumuz için onlar bize musallat oluyor. Yoksa bize musallat oldukları için hasta olmuyoruz. Öyle bir şey yok. Adet ilahisi yok yani. Peki Allah Resulü'ne böyle olmuştu falan diyecekler. Allah Resulü genel bir muallimdi. Örnekti, numuneydi. İnsan nevindendi. Her çeşidi onlar yaşardı. Allah Resulü huzuru tamdı. Niye sıkılıyordu? O esmaya da mazariyet gerekiyordu. Harut Marut Kur'an'da geçen hakikati Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da tahakkuk ettirirdi o. Yani Harut Marut sihir şeyi. Unutmayın. Musallat oldukları için, göz yaptıkları için, nuska yaptıkları için hasta olmuyoruz. Hasta olduğumuz için onu celbediyoruz. Yani ağaçlar olduğu için yağmur, adet ilahisi yağmurlar oraya bol oluyor. Tamam. Biz ağaçları kesersek yağmuru da kesmiş oluruz. Abi, manevi hastalık kusur mu oluyor bu? Kusur oluyor. Çünkü Allah Kur'an'ında diyor ki başınıza gelenler, diyor, meale söylüyorum bir mana, başınıza gelen bela, musibetsin, kıtınların, cennetini işlediğiniz günahlardandır. Bak, gördün mü?
Yoksa başınıza gelen bir musibetten dolayı şöyle oluyor demiyor. İşlediğimiz gün, elinizle işlediğiniz günahlardandır diyor. Şimdi, şimdi diyeceğim. Maddi hastalıklarda da bu var mıdır abi? Bak şimdi, psikolojik... bu Allah'ın böyle kanunu var. Bu bedende yaşıyoruz. Evet. Bu bedende yaşıyorsun kardeş. Ruh organ. Yani maddi hastalıklar bedenseldir. Tamam. Şimdi bunlar nasıl olur? Adet ilahisi, dişin ağrır, ayağın kırılır, salgılama bezlerinde, üreme bezlerinde vesaire şey sistemde aksilik olur mu, sıkıntı olur. Şimdi bana bir tane bilim adamı söyleyin, fen bakımından, din bakımından kesin de, günde bir yürüyüşü olmasın. Ben bunları çok merak ettiğim için, mesela Einstein 45 dakika günde yürümeden ömrü geçmemiş. 45 dakika, en yaşlı hali dahi. Ustad Hazretleri Barla'dan Çam'a 2 saat yürür. Anladın mı? Tespitleri ben, Rüşt abinin tespitlerini anlatayım size. Kur'an'ı bile dershanede volta atarak okurdu. Oturarak okumazdı. Elinde böyle. Okur, ezberlemişti yolda, yol gibi. Odadan odaya böyle giderdi. Şimdi depren yayıp denilmiş. Depren, Eyüp. Onun için hareketsizsen, hep masadaysan şansın yok. Adet-i ilahisine muhalefet ediyorsun. Şimdi onun için diyelim ki Kur'an okuyorsun kardeş. Hizbul Kur'an okuyorsun kardeş. Cevşen okuyorsun kardeş. Namazı vaktinde kılıp tesbihat yapıyorsun kardeş. Haftada birkaç tane derse gidiyorsun kardeş. Hala sıkıntı varsa doktora gideceksin kardeş. Doktora gideceksin ya. Bir salgı bezini bir sıkıntı var. Maddi şey ya. Yani her şeyi ona bağlamak. Doktor hatırına gelmiyor, cinciler hatırına geliyor. Gitsene doktora. Ne işi var orada? Soytarılara psikolojini bozuyor ya. Psikolojini bozuyor. Git adam gibi şey, güvendiğin doktora, git kardeşim, ilacını adam gibi içer, yapma ya. Biz de hastalanıyoruz, biz de şey yapıyoruz. Tedbirini alıyor. Baktım vücudum kırılgana gelmiş. Suat biliyor zeytinindeyken. Baktım çekemeyecek. Bu motor beni götürmeyecek. Hemen bir hamama giderdik Osmanlı şeyi. Topkapı'ya giderdik ya Topkapı. Saunaya girerdik tamam. Bir vücut toksinleri bir atardık böyle. Tamam. Ondan sonra çörek otuymuş Allah Resulü'nün şeyi tamam mı? Kur'an'ın dediği bal bütün insanlara şifadır. Kur'an müminlere şifadır. Bal, bütün insanlara kafir mümin şifadır. Allah Resulü'nün tabiriyle çörek otu her ölümden ağrışlarda de devadır. Kur'an'da bir bitki ismi geçiyor. Zencefila. Zencefil de. Çay gibi iç. Ha daha olmuyorsa Fikret'ime gideceksin, doktora gideceksin kardeşim. Ben gittim, gidiyor. Ne? Acayip bir şey ya. Bunu da anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Geçeceğim ama nasıl girdimse. Yani bir Müslümanın ayağı kırılmaz mı? Kırılır. Düzelmesi için baston kullanmayacak mı? Baston kullanmak senin şahsiyetini mi yok ediyor? He? Veya ustadım misalini vereyim. Ormanda ayılar var ama geçmen gerekiyor. Çingeneler ve köpekler sana yardım etmesi senin şahsiyetini mi şey yapar? Ama ben istemiyorum lan gelmeyin lan köpekler çingeneler. Ben burada adam gibi geçerim lan tepene vurur işte ayı. Ha bu baston kullanmak ilaç kullanmak gibidir ya. İlaç fail değil ki. Ayağın düzelmesine şeylik yapıyor ya. İlaç kullan kardeşim. Adet ilahi ya. Peygamberimiz içmiyordu. Cebrail aleyhisselam geldi. Allah ne dedi biliyor musun Celle Celaluhu? Adetimi mi değiştirmek istiyorsun? Benim adetim burada. Allah'ın rızası adetim nedir? Ama soytarıların eline de düşme ya. Hem psikolojini hem paranı yok edecek öyle öyle de var. Ama suizan etmemek lazım. O zaman bildiğin birisinden ondan sonra onun referansıyla alırsın. Ama ilk önce bunu yap. Peki. Çeşitli şeyler okuyacağım. Neler okuyacağımı söyleyeyim. Şimdi saymıyorum bu konuşmayı. Tamam. Üzüntü okuyacağım. Sahabe ne demek okuyacağım. Ondan sonra şeyi okuyacağım. Çok antika. Onun başlığını okuyayım. Müslümanlar ne zaman ayağa kalkacak? 3-4 satır. Başka? Acımasız imtihan olmaya kadere fetva vermemek lazım. Nedir?
acımasız imtihanlara kadere fetva verme. Melaikeler, ruhaniyatlar ne demek? Yazı, şekil, kelam, söz ne demek? Çok kısa bunlar. Bu kadar tamam. Kısa olduğu için çok şey yapıyorum. Yazı, şekil, suret, semboller ne demek? Başka? Niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? Deme ait şeyler. Bir de ilmi tefekkürler ve psikoloji tefekkürlerle ait. Bitireceğim Allah'ın izniyle. Başlıyoruz şimdi. Tersten üzüntü. Başlasak ne güzel olur. He? Tersten başlasak ne güzel olur. Öyle mi? Ortalığında başlasak olur. Bak. Mesela notlar var böyle ilmi, psikoloji böyle. Tuhaf tuhaf şeyler var tabii. Hapishanede alınan notlar ama onlar. Kelama abi, kelama çok takmış bu son günlerde. O zaman takmışsa dur. O zaman ikinci şeyde dursun. Yani bu da çok lazım. Bak kardeşim, babasınız, kardeşsiniz, evlatsınız, amcasınız, dayısınız vesaire bireysiniz. Sizinle alakalı taşıdığınız kişilere çözümler bulmanız adına iki kelam etmeniz lazım. En azından kendimizi idare etme adına bunlar külliyatı okurken çıkarttığımız tefekkürler. Bazen ayet-i kerimeden yazdığı mesela Fusulet suresinin 41. ayeti mesela. Ve hapishanede 27. süreye kadar süre dahil yazdım. Kur'an'a sırf psikoloji diye baktım böyle. Bitirecektim ama işte o zamana kadar çıktık. O konuda Serkan kötü oldu yani. Kur'an'ın tümünü yapacaktım. Şimdi manyak yapayım. Çünkü Kur'an'dan başka bir şey vermemişlerdi defterde. Ben şimdi onu yaptım. Herkes bir şekilde bakıyor. Ondan sonra bu bizi bırakmasın bu gece. Üzüntü şeytanın en sevdiği şeymiş. İbn-i Kayyum-i Cevzi demiş. Üzüntü şeytanın en çok sevdiği şeydir. Dedim ki bak, buraya çiçek koyarsanız arı gelir. Pislik koyarsanız sinek gelir. Üzüntüden şeytan musallat oluyor. En çok nerede sevindiniz, en çok nerede Ali üzüldünüz? Hemen o adam peyda oluyor. Onun adı da Hennas'tır. Hennas aşağıda kuyruk sekiminin dört parmak yukarısında şöyle bakar kafana. Üzüntünü nasıl falan tık tık ama yukarıya koşuyor. Yapıyor tahribatı. Ondan sonra kaçıyor. Kaçıyor şu anladığınız zaman. Üzüntüyü çok severmiş. Bak şimdi üzüntüyle alakalı bir şey okuyorum. Üzüntü ders. Yani parça. Üzüntü Kur'an-ı Kerim'de sadece nehi olarak gelmiştir. Allah-u Teala'nın şu sözündeki gibi, gevşemeyin, üzülmeyin. Başka bir şekilde bir şey, Fusilet'te geçiyor bu. Korkmayın, üzülmeyin. Allahu Ekber yani. Korkmayın, üzülmeyin. Allah diyor bunu. Korkmayın, üzülmeyin. Benden korkun, korkacaklarınızdan emin ederim. Üzülmeyin, umduklarınıza emin ederim. Yani ona nasip eder. Korkmayın. Korkmayın. Korku salmak dimağın serbest bölgesinde tasavvur bölgesine yapılıyor. Hani çizmeme gerek yok değil mi? Korku tasavvura. Ha dediğine göre ben de çabuk edeyim. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Ben kısaca bundan sonra daha inmeyeceğim aşağıya. Çünkü dersimiz bu değil. Ama çok önemli. Bir de ne diyecektim? Üzüntünün sebebini 221 Mesnevi'de var. Onu hatırlattım bana masaya oturunca unutursam. Dün akşam ders yaptım Sultan Beyli'nde. 221 Mesnevi mi dedin? Evet. Yani onu bana hatırlatırsan yeri bilirim. Bak arkadaşlar, şu serbest bölge. Şimdi şuraya siteye atıldı. Serbest bölge diye. Bir, şeytanlar. İki, kafir cinler. Üç, erba habiseler, batıl itikatlar. Erba habiseler. Mevadi şerireler, bidat fiiller. Şimdi buraya, buna karşıt, şeytanın karşıtı melekler,
Müslüman cinler, melekler şunu yapar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ayet ya, melek yaratılıyor. Cebrail aktif, vahiy aktif hala. Vahiy aktif oluyor. Muhalifiyle melek yaratırken şeytan da şey oluyor mu, yaratılıyor mu? Hayır. Kur'an'la böyle şey yapamıyorum. Mefhumu muhalifiyle değil. Tamam. Şimdi mesela bak, şeytan dimağ vesvese atar. Kafir cinler düşünce atar. Korku atar. Korku buradan geliyor. Bunun haritasını Allah nasip etti işte bak. Kafir cinler buraya, yani bu yoldan şöyle yapayım. Korku atar. Korku. Korku atar. Kalpte ise haf atar. Korku burada arkadaşlar. Allah ne diyor? Korkmayın. Üzülmeyin. Gevşemeyin. Üzülmeyin. Hangisi diyor? Gevşemeyin, üzülmeyin. Tamam mı? Korkmayın, üzülmeyin. Hep üzülme deşap, üzülme. Çünkü onlar atıyor, Allah düşmanları. Bak bir daha söyleyeyim, şeytan vesvese atar. Kafir cinler iki, düşünce bozukluğu atar. Düşünce bozukluğu yani korku atar. Erman habise üç, bidat düşünceleri, itikatları atar, bidat. Bidalardan, o bidat hurafeler var ya, inançlar. Onlardan atar. Şuraya da mevad-i şerire, bida eylemleri var ya, hurafe, çapı tasmalar, olmayacak şeyler yapmak, işte sihirciye gitme, büyüye gitme, şunlar yapma, bunu yaptırmak. Melekler, ayet okununca meleğe dönüşür, güç olur. Müslüman cinler, düşüncenize katkı yapar. Erbah-ı aliyeler, itikat, sağlam itikat devamı bizi oradan besler. Allah ile mahiretle besler. İnandığımız, iman ettiğimiz şeyle besleniriz. Mevadi aliyeler ise, dördüncü yazmıyorum, eylemsel yüklemeler olur. Bu serbest bölgeye korkuyu buradan atıyor. Yesinler korkusunu. Ölüm korkusu, kefen korkusu, imansızlık korkusu. Ne korkuyorsun kardeşim? Farzlar belli demiş Allah Resulü. Haramlar da bellidir. İkisi ortası şüphelidir. Onlardan kaçının dedi. Tamam. Kur'an okuyorsun kardeş. Namazını vaktine kılmaya çalış, tesbihatını yap kardeş. Haftada bir gün derse git kardeş. Sonra 5-10 dakika Risale oku kardeş. Eline geldiği kadar internet, televizyonlardan uzak dur kardeşim. Daha ne korkuyorsun? Şimdi Fussilet 41'de gevşemeyin, korkmayın, üzülmeyin. 3 tane. Veya olumsuz gelmiştir. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Bunun sırrı şudur. Üzüntü şeytanın en sevdiği şeydir. Ademoğlunun yolunu yarım bırakması ve devam ettiği şeyi durdurması için üzülmesini ister. Nebi Aleyhisselatü Vesselam üzüntüden Allah'a Celle Celaluhu sığınmıştır. Şöyle demiş, Allah'ım üzüntü ve endişeden sana sığınırım. İyi bir şey olsaydı sığınır mıydı? Kim, niye sığınıyor? Şeytandan tabi şimdi. Şeytan alçak namussuzdan. Mesleki üzüntü yeysin başlangıcı mı? Tabi, onun için yapıyor. Yeysi atmak için yapıyor. Mesnevi 200. Yani üzüntü haf şeye veriyor. Üzüntü korkuya, korku yeyse işte. Üzüntü kalbi mi oluyor? Ha Mesnevi'de 221 han hatırlatmadınız. Hatırlatıyorum. Şimdi böyle başlıyoruz. Nedir biliyor musunuz? Ne anlatıyor biliyor musunuz? Bak orayı ben göstereyim. Tin suresi var. 221 hatırlıyorum. Ya harika ya, Risale Nur, bambaşka ya. Vallahi bambaşka. Psikoloji diye bakarsan psikoloji. Ondan sonra taklit yok. Nereye bakarsan 220. Değil bu. 224, affedersiniz. Gafil olan insan
Bütün sıkıntıların kaynağını söylüyorum. Şey, korkuların kaynağı. Sıkıntı ve korkuların kaynağı bir cümledir ya. Gafil olan insan eğer kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Mesela ne zaman öleceksin? Kimin vazifesi? Kimin vazifesi? Allah'ın vazifesi. Niye ona karışıyorsun? İmansız mı gideceğim imanı? Sana ne? Senin vazifen mi? Musa Aleyhisselam zamanında, bir de şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Öyle hatırlıyorum. Ya hadis-i şerif ya Kur'an'da. Peygamberimize diyor ki, ben geçmiş ümmetlerin, peygamberin kıssalarını sana vererek kalbini güçlendirmeye çalışıyorum. Bir de zengin düşündürüyormuş. Ne diyecekti Musa Aleyhisselam zamanında? Musa Aleyhisselam'a demiş ki, o kuluma söyle falan yerde çok ibadet ediyor. Ben ondan razı değilim. Yani ne yaparsa yapsın, razı değilim. Musa Aleyhisselam gelmiş söylemiş. Adam demiş ki, şuraya bak. Meğer imtihan şekli buymuş. Yani Mevlana der ki, her şey üst üste geldi. Artık tamam dediğin an kader noktan orasıdır diyor. Ondan sonra viraj alacaksın. Endişe etme, bırakma. Tam bırakma, o virajdır işte o. Viraj orasıdır. Senin virajın orası. Diyor ki... Abi Allah aşkına onu bir daha söyleyeceksiniz. O çok önemli. Hangisi şey. Abi? Bu o... Kısa anlatıyorsunuz. Kısa şey. Mesela Mevlana. Her şey üst üste geldi. Tamam. Her şey üst üste geldi. Artık tamam canım, bitti. Tamam ya. Dediğin an kader noktandır. Tam o nokta viraj alacaksın kesinlikle. Virajın sakın bırakma. Orası senin kaderin. Bırakma sakın. Orası senin dönüm noktandır. Kaderini inşa ediyorsun. Unutma. İtikat kumaşı, kumaş ipi var ya, bir böyle atar. Makara, mekik, bir de böyle atar. Düşüncelerimiz ve fiillerimiz kumaşı dokur. O elbiseyle biz libas yaparız. İstediğimiz gibi kısa ve uzun gömlek yaparız. Bu kader elbisesi. Amelimiz ve itikadımız kader elbisesini yapar, kaderi de ihtiyarınla biçersin. Ha? Şimdi o Musa Aleyhisselam'ın şeysini söyleyeyim. Ona söyle diyor, onlar razı değilim diyor. Ne yaparsa yapsın diyor. Acayip mağaraya bir yere kapanmış, acayip ibadet ediyormuş. Musa Aleyhisselam'a Rabbim söylüyor. Peygamberden naklediyor bunu. Ondan sonra Musa Aleyhisselam gidiyor, diyor ki, Rabbim dedi ki, böyle böyle boşuna şey yapmasa ondan razı değilim ibadet. O onun vazifesi diyor. Ne yapacağını bilmem. Ben kulum, beni cennete mi koyacak, cehenneme koyacak, o benim mesela. Ben kul olduğumu, kulluğumu yapıyorum. Aynen. Şimdi sana böyle haber gelse ne yapar? Ayaklar önce değil mi? Herkesin imtihanı farklı. Sana kendini onun altına koyma ama ibret al. Rabbim dedi ki, ben onu onunla imtihan ediyordum. Musa görmeni istiyordum. Bak bu kul... Görüyor musun nasıl bir koldur? Çünkü Rab nasıl anladın demiş Musa Aleyhisselam. Çünkü diyor ben diyor ne ben kimim ki diyor Cebrail sana gelecek. Demek ki Rabbim beni muhatap aldı diyor. Adam çözdü yani ara boşluklarından buluyor. Adam kul yani. Bak şimdi diyor ki insanı gaflete atan ölüm korkusu. Kalp krizi geçeceğim. Tansiyonla öleceğim. Ölüyorum. Başıma gelecek. Öyle insanlar çocuğum trafik kazasına gidecek. Bilmem ne olacak. Hepsinin cevabı şudur. İnsan kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Senin vazifen mi ne zaman nerede canın çıkacağını? İmansız mı imanlı mı? Senin vazifen mi? Ona Allah karar verecek. Senin vazifen bugün, şimdi yatsı namazını kıldın mı? Derse gittin mi? 5-10 dakika resmen okudun mu? Birkaç dakika, 5-10 dakika Kur'an okudun mu? Senin vazifen o ya. Niye Allah'ın vazifesine karışıyorsun, altına giriyorsun Allah'ın yüküne? Niye sırtındaki yükü gemiye bırakmıyorsun? Hem gemidesin hem sırtında yükün var. Koy. Nedir o? Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesini terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilanesinin altına girer, altında ezilir. Allah'ın rububiyetini, icraatını kendi düşünür. Ne olacak, sürede ne olacak, imasını gidecek, hanımım ne olacak, kocam ne olacak, evladım ne olacak, ne sana ne ya? Kolay olan diyor abi, kolay olan ubudiyet. He, senin ubudiyetin şeydi, sakin olan,
vazife-i sakilasının altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. İşte sana 224 mesnevi. Hap işte. Doktor hap değil mi abim? Aynen öyle. Aynen psikoloji. Şimdi ben bunu acilde bile anlatsam ben birisine kaç kişi geri döner? Bana döner değil mi? Yarısı. Yarısı döner. Teksirde yok. Seni içeri almasınlar da abi. İçeriye. Acil bir şey ya. Şu cümleye baksın ya. Altını ile yazacağım. Senin işin mi kardeşim Allah'ın icraatı? Senin işin mi ya? Bak ne diyor? Allah'ın kainatta Allah'lık yapıyor. Cenab-ı Hak diyor ki oyun oynamıyoruz diyor. Yani gelabun. Oyun oynamıyoruz diyor. Kainatta Allah'ın rububiyet yapıyor. Allah bu. İnsan buna muhatap olunca o kendi dışındaki icraatlara haleti ruhiyesiyle muhatap olup olur Allah'a ubudiyetini mukabele ederse uleyet olur. Sen Allah'ın rububiyetine ne giriyorsun ya? Ne olacağım? Ne olacak? Sana ne? Ne olacak? Sana ne ya? Nereden nasıl öleceğim? Suriye ne olacak? Orası ne olacak? Bana ne ya? Niye Allah'ın işine bak? Şu cümleye bak. Ya deprem olursa? Deprem olursa ne olacak ha? Bak neymiş? Eyyel aziz, ilem eyyel aziz, gafil olan insan, evet, kendi vazifesini terk eder, gider, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Acaba Allah ne yapacak? Sanır lan sana mı soracak? Bir de niye öyle ya? Takozoviç. Rızık vermek bile onun vazifesi. Tabii ya rızık da onun. Biz rızık için çalışıyoruz ya o bile onun vazifesi artık. Siz diyor kuşlar kadar diyor Allah'a teslim olsanız diyor sabah çıkıp yuvalarına aç karnına dönen kuş yoktur diyor Allah Resulü. Siz de böyle olurdunuz diyor. Teslimiyetimiz zayıf ya. Evet. Teslimiyetimiz zayıf ya. Bir tane vazife var. Talim Esma. Ben Suat'ı en son hatırladığım zaman ben kelepçeye şey yapıp arabaya koyuyorlardı değil mi siyah arabaya? Bu Nars'ı bulduysa o arkadan onlar kaçırıyordu polisler falan. O anda yani bu benim işim değil ki kardeşim ya. Vallahi yani bu tür dersler o kadar yardım ediyor ki. Allah'ın vazifesi ya. Gafil olan da kendi işini bırakıyor. Allah'ın vazifesiyle meşgul oluyor. Ne yapacak? Acaba bu deprem olursa ne olur? Kolay. Lan senin vazifen mi bunu düşünmek? Niye vazifeni terk ediyorsun? Niye vazifen olmayan altına giriyorsun? Niye Allah'ın rububiyetini, icraatını, Allah'lık sıfatını sen bu küçük kafanda Barla'da şöyle bir şey var. Emirgan'da da geçiyor galiba da. Barla'da geçiyor Hulusi abine. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. İdraki mal yani bu külli düşünce idraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Bu terazi bu kadar ağırlığı çekmez ki ya. Zira bu terazi çekmez diyor çekmez. Doğru söylüyor. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Altın eziliyorsan terazine başka. Şimdi kuyumcunun terazisine kömür tartıyorsunuz. Olur mu ya şimdi? O abi kaç ton geldi. Ne tonu lan bu mikrogram hesap ediyor ya. İnsan tartılır mı ya o şeyde ya? Bırak. Adam kömürcü. Ya getirsene kuyumcunun kantarını diyor. La kuyumcu da miligram tartıyor ya. Allah'ın rububiyeti kuyumcunun şeyi gibidir. Lan git o kuyumcunun oduncunun kantarına tartıl ya. Üzüntü işte bunu bilmemekten temeline şey geliyor. Boşuna Allah demiyor. Üzülmeyin, korkmayın, gevşemeyin. Benden korkun diyor. Başka bir şeyden korkmayın diyor. Allah da korku böyle zevki inkılap ederler. Çocuğa bir vuruyor baba, çocuk kaçıyor. Anne bir vuruyor, gene anneye giriyor. Allah'ın şefkat burcunda en cami mazar olan anne böyleyse Allah nasıl olur? Tokat vuruyor, gene şefkatli sinesine doğru geri dönüyor. Babadan kaçıyor. Ama anneye gidiyor. Allah'a düşün bir de. Tokat vuruyor. Vurursa vursun da ne yapalım Allah'ımızdır da. Tamam. Ne yapacak? Ne yaparsa yapsın da. Onun işi ya. Ama nasıl bilirsiniz? Ulan bak şimdi. Cenazeyi kıldırıyorum ya benim işim ya. Cenazede sanki Cenab-ı Hak istihza ediyor. Tövbe tövbe haşa 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 alay ediyor. Allah bilmiyor mu? Niye bize böyle söylettiriyor? Cemaat dönüyorum ya kıldırırken. Bunun muvahhid, mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Yani Allah'ı birlediğine şahidiz diyor Hoca Efendi. İkinci soruyu ben soruyorum. Bak komşuluk hakkı. Şundan bundan böyle
helal ediyor musunuz? Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Peki Allah bilmiyor mu? Niye bize söylüyor? Hani şehit diyor, ölmedi diyor Kur'an'da, bana diyor ki cenazesini kıl. Ölmeyenini nasıl kılacak gibi. Şimdi bak, Cenab-ı Hak istihza etmiyor. Bu daha acayip bir müjde şu anda söyleyeceğim. Diyor ki, 40 tane salih mümin, sevdiği mümin, namazında, hayatında faiz yok, köleleşmemiş bankaya, araba için, bina için faize bulaşmamış, namaz kılan 40 salih. Cenazede dese ki, ya Rabbi biz bunu iyi biliriz. Allah diyor ki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben de sizin dedi şu 40 tane salihin reyine tamam. Ben de öyle muamele edeceğim. Allah da iyi muamele ediyor. Miraç'ta var ya Musa Aleyhisselam'la Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisesini sanki böyle insan gibi düşünüyor. Allah bilmiyor muydu geri döndü. Lan orada emrum şura beynum şurayı öğretiyor. Meşvereti öğretiyor. Meşvereti öğretiyor. Kim olursa olsun bak meşveret. İki peygamber Alişan, Peygamber Alişan'ın meşveretini Allah diyor ki tamam. Allah ya. Peki orada iki peygamber Allah yani beşe düşürdü. Ya bu cenazeyi Allah bilmiyor. Niye? Nasıl bilirsiniz diye soruyor. Sordu diyor. 40 tane salih kul dese ki ya Rabbi bu adamı ben iyi biliyoruz. Allah öyle muamele ediyor. Artık Allah bildiğiyle değil o 40 tane salihin bildiğiyle muamele ediyor. Kainatı değiştiriyor. Tabii ya. Ne acayip bir şey ya. Niye Allah bazıları ne olur mu ya? Tamam kardeş sana öyle oynayacağım. Sana olmaz. Tamam sen öyle inan. Bazı insanlar anlamakta zorlanıyor. Allah'ım Peygamberimiz diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam üzüntüden Allah'a sığınmıştır. Şöyle demiş. Allah'ım üzüntü ve endişeden sana sığınır. Bunun için İbn-i Kayyim şöyle der. İbn-i Kayyim. Cevzi şöyle diyor. Hüzün demek kalbi zayıflatır, azmı kırar, iradeye zarar verir. Şeytana müminin üzülmesinden daha sevimli bir şey yoktur. Şeytana müminin üzülmesinden daha sevimli bir şey gelmiyormuş. Lanet olsun. Ama tanıdık şimdi. Ne kadar rahatladı. Şu anda bunu duyduğun zaman ne kadar rahatlıyorsun. Sanki üzerimizdeki baskı kalkıyor bunu duydukça. Bundan dolayı sevinin, müjdeleyin. Bak sevinin, müjdeleyin, olumlu olun. Allah'a hüsnü zan besleyin. Peygamber diyor ki ölmeden önce Allah'a nihayetsiz hüsnü zan edin. Nihayetsiz ya. Bir defa hiç olmaz yapamaz mısın ya? Haşa. Cehenneme gidiyorsun. Zebaniler tutmuş. Arkaya bakar diyor. Duymuşsunuz bu hadisi. Allah bilmiyor mu? Biliyor. Peki ne diyor? Sor diyor o kulum niye arkaya bakıyor? Zebaniler diyormuş ki nereye bakıyorsun? Niye arkaya bakıyorsun? Seni cehenneme götürürüz. Allah beni affedecek diyor. Ya ne affedecek? Hesap bitti seni cehenneme götürüyoruz. Ben Allah böyle bilmiyordum. Ve bilmiyorum. Allah beni hesaplayacak, çıkartacak. Niye? Ben dünyada Allah'ıma böyle iman etmiştim. Ne diyor kulum diyor. Ya Rab senin hakkında böyle diyor. Ben kulumun zannına göreyim. Döndürün diyor. Tiyatral değil bu. Bir şey anlatıyorlar. Ve böyledir. Böyle olacaktır. Yok diyen öyle muamele görecek. Allah hiç tanımıyoruz abi. Tanımıyoruz ki. Biliyoruz. Allah biliyoruz. İddia ediyor. Beni biliyorum. Yasin bilmem nereli falan. Tanımıyorum ki seni. Oturup kalkmadım ki, yemek yemedim ki, ticaret yapmadım ki, seyahat yapmadım ki. Allah ile seyahat yaptın mı? Allah ile oturdun mu? Mana dünyasında tefekkür ettin mi? Allah tanımıyoruz ki Allah'ı biliyoruz ya. Allah acayip bir şey ya. Allah çok tatlı bir şey ya. Yani kucağına atılacak bir şey ya. Öyle Allah'tan endişe şey olur mu? Bak Allah kendisi diyor Vesvese Risalesi'nde. Ürkütmeyin, korkutmayın, telaşa kaptırmayın, ümit verin. Değil mi? Vesvese Risalesi. Peygamberimiz de öyle değil. Korkutmayın, şey yapmayın, ümit verin, ümitli olun. Allah'ı sevdirin. Korkutarak Allah'a ibadeti
ön yöntemi kullanmayın. Çünkü haşa Allah böyle değil. Allah hakikaten o kadar tatlı ki o liyakatı vardır. Abi bir ufak bir latife yapabilir miyim? Gerçi evet. Çok güzel şeyler var. Bölmek de istemiyorum ama. Hani yine sizin anlayışınızdaki hoca efendinin birisi vaazında anlatıyormuş. Cennette o var, cennette bu var, cennette şu var. Benim gibi zavallı birisi arkadan çıkıyor. Sigara tiryakisi herhalde ki. Hocam diyor cennette sigara da var mı? Olmaz mı? O da var. Ama ateş için diyor cehenneme kadar bir geçmek lazım. Şimdi yani öyle iki tarafta olacak şeyleri de talep etmemek lazım. Yok. Şimdi Peygamberimize aynı şeyi sormuşlar, buna benzer. Demek ki fakirlik burasına vermiş. Ya Resulallah, tarlayı sürebilecek kadar arsa bana tarla verecek mi? O zaman demiş ki, 500 küre arz kadar her Müslümana mekan verilecek. 500 dünya kadar. Bu ekmek için. Diyor ki, Peygamberimiz devam ediyor, okuduğum için söylüyorum. Bu eker, 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 o tatmin, onunla da tatmin olur, ondan sonra de ki, ben bıraktım. Tamam. Rab ya, Allah çok zengin. Senin en büyük derdin Allah için çözüm hiçbir şey değil ki. Unutma, hastalığınla, musibetle, yoksulluğunla Allah sev kalmaz. Ya da zikredeyim, şifa verecek melekler geliyor, tam inecek şifa verecek. Peygamberimiz diyor bu manada. Yani bizim seviyemizi anlatıyor. Bilmiyor mu? Biliyor da sultan olduğu için bize ifade ediyor. Ey melekler nereye gidiyorsunuz? Ya Rabbi lef-i mahfuz'a baktık bu kulunun şifa vakti geldi. Şifasına gidiyoruz. Dedi dur gitmeyin. Çünkü onun o haletle Allah, Allah demesi hoşuma geliyor. Biraz da desin. Ya. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Salavat getirdiğimiz zaman ben de şimdi hissettim ki sanki salavat getirdiğimiz zaman hakikaten halisane biz o zaman Rabbül Alemine muhatap olacağız abi inşallah. İnşallah. Hapishanede bir haletimi hatırladım. Eyle. Bütün dünya aleyhinde. Dostlar bile öteki safa geçmiş. Bir kısım tabi dostlar. Şey benzetiyor. Arkadaşlar. Arkada da taş olanlar. Arkadaş arkada taştır. Dost geçmez. Evet. Şimdi Risale'de şöyle bir şey geçiyor biliyor musunuz? Kral kana ihtiyacı var. Adamın da paraya ihtiyacı var. Kral kana, baba paraya. Çocuğunu paraya mukabilde krala satmış. Para için. Kral kanı için satın almış. Saraya gelmiş, krala tam çocuğunu teslim ederken çocuk gülmüş. Gülmüş. Kral demiş ki, niye gülüyorsun demiş. Baban seni sattı. Ben de senin kana şeyim, düşmanım, yani kanına ihtiyacım var. Baba da seni satmaya ihtiyacı var. Sen niye gülüyorsun? İşte tam burası demiş gülme yeri. Çünkü ben raiyetindenim padişahın, kralın. Kral raiyetine böyle yaparsa, Allah beni babama emanet etti. Babam da emanete ihanet ederse, bana ancak gülmek düşer diyor. Ağlamak değil diyor. Ağlamak size düşer. Sizi Allah indirir. Şimdi hapisteyiz böyle. Sokakta bir çocuk hata yapsa, senin çocuğun kavga yapsa, dövmese, bağırsa, sen onların yanında senin çocuğunu dövmezsin, dövmemen lazım. Alırsın, dövüleceksin, sen evde döv. Onlara dövdürtme. Yani zulmetme ama al eve, sen döv, dövdürtme. Müslümanın kusuru varsa kafirlerin kucağına itme. Dövülecekse sen al yanına hususi yerde döv. Deme bir daha, yapma bir daha.
Ama kafirlerin üzerinden o vururken sen de vurma. Hallacı Mansur recmedilirken keşfe kubur görmüş, kabiri keşfeden. Demiş seni en çok üzen nedir diye bir evliyeye ayağın olmuş. Demiş ki o beni bana taş atıp recme edenlerin içerisinde bir alim bana gül atıyordu. O beni rahatsız etti. Çünkü onların içinde ne işi vardı? Bana zaten hücum ediyorlar. Sen niye hücum ettin ki? Sen niye hücum ettin? Sen ikiniz aynı yere hücum ediyorsun. Ne gerek vardı? Sen döveceksen yanına al. Şeyde bir halet dedim ya hapishanede, İsa aleyhisselam Allah'ın dinini yayıyor vesaire yapıyor. Çarmıha gerilecek. Bu sözümden sonra Allah onu değiştiriyor. Ona benzer Yahudi gitti, şey yapıyor. Allah göstermiyor. Sonra Peygamberimiz aleyhisselam, bazı insanlar toplumda göstermezler. Allah göstermiyor. Simasını değiştirir. Bilmem ne yapar. Gözükmez. Veya kimse öyle bilmez. İsa aleyhisselam şöyle dedi. Tamam. O her şeyin çıkmasa girdi o virajda. Şöyle dedi. Ya Rabbi, beni niye bıraktın? Çok acayip bir şey ya. Bu söz. Ya Rabbi, ben seni bırakmadım demek istiyordum. Her şeye rağmen ben seni bırakmadım. Allah'ım, sen beni niye bıraktın? Anladın mı? İşte hapishanede o aleti öyle oldu ki keşke demeseydim. Ya Rabbi beni niye bıraktın? O ondan sonra öyle umman gibi bir kalp genişliverdi ki belki de 10 kişinin sıkıntısı oraya düşse bile düzelirdi. O göle düşseydi. Öyle zannettim. Biraz şizofrenilik var bende. Paranoyaklık var. Kurguladım. Paranoyak oldum o anda. Ustadın sesini duyar gibi oldum. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Bu paranoyaklık ya. Benim bu anda. Sabırlı ol. Çünkü bu yol böyledir. Sevdalıysan, aşıksan bedelini ödeyeceksin. Peki, demek ki şöyle diyor İbn-i Kayyum-i Cevzi diyor ki sevinin, müjdeleyin, olumlu olun ve Allah'a hüsnü zan besleyin ve katındakine güvenin, Allah'ın senin hakkındaki hükmüne güvenin ve ona tevekkül edin. İşte o zaman her durumda mutluluk ve rıza bulacaksınız. Çok acayip bir şey ya. Allah'ın senin hakkındaki, Allah'ın katındaki ne? Güvenin. Allah'ın katındaki ne güvenin. Allah'ın katındaki ne güvenin. Yani senin hakkındaki karara güvenin. Allah hiçbir şey zayi etmediği gibi Allah adaletiyle Müslümana muamele etmeyecek inşallah. Benim inancım bu. Bu ahir zamanda Allah adaletiyle değil, merhametiyle, şefkatiyle muamele edecek inşallah. Böyle inanın. Böyle muamele göreceksiniz. Çünkü enna inne zenni abdibi. Kulun bana nasıl iman ediyorsa ben ona öyleyim. Abicim, bir tek ahirette değil değil mi abi? Bunu burada da yaşattırıyor değil mi? Yani bunun en azim hali İbrahim Aleyhisselam'ın vaziyeti midir Hasan abi? Ya. Bugün bana sordu yeğen. Dedi ki, dayı peygamberimiz hariç dedi. Demek ki 20. sözü okuyor. Hangi peygamberi görmek isterdin dedi. Böyle. Mesela sormuş abim. Ali mesela. Hemen hatırına gelen abim. Hangi peygamberi böyle görmek isterdin? Peygamberimiz abici. Çabuk. Serkan söyle. Kim söyleyecek? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim. Eyüp Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. İsa. Abi. Hatırınıza geldi. Ben dedim ki Adem Aleyhisselam'ı görmek isterdim. Neden abi? Bilmiyorum. Dedim yavrum sen kim görmek isterdin? Ben dedi Yusuf Aleyhisselam'ı görmek isterdim. Ah.
güzelliği şeyi, ruh nasıl maddeye yansımış merak ediyorum dedi. Ben de insanların cemi cemi ya, yani çocukken gelmemiş, peygamber gelmiş, donanımla gelmiş ve burada büyümemiş. Bir anda nasıl intibak etmiş buraya? Hepsi büyümüş ama Adem Aleyhisselam burada büyümedi. Çok garibime gidiyor. Ağaçlar görünce, oradaki ağaçlar buranın tersi. Vay be, onlar şey yaptıkça ağlıyor. Kimse tek başında he. Tek başında. Kimse yok, tek. Atılmış Serendip Adalarına, Hindistan tarafına. Hanımı tabii şimdi söylüyoruz, Yemen tarafına. İşte şeyde, Mekke'de, Arafat'ta buluşmuşlar ya. Oraya kadar denk gelmiş yani. 600 sene, bir rivayete göre 300 sene. Yani gelmiş. Cennetten tavzif, ihraç edilmiş. Ne dertliymiş. Senin de derdin dert mi yani şimdi? Senin bak bakalım derdine derman diyenler var biliyor musun? Dertlerinize derman diye kabul edenler var. İkiye ayrılan peygamber mi? Mucize oluyor. Arkadan kavmi hücum ediyor. Ondan sonra ağaca giriyor. Ağacı ikiye kesiyorlar. Peygamber ikiye kesiyor. Derisi yüzülen peygamber mi? Acayip. Senin de benim de dert mi ya? Çok acayip. Sen doğru söyle. Herkes kendisi ifade etmeye mecbur değilsiniz. Ömrünüzde kaç defa dediniz? Ya Rabbi samimi ama Allah'ım canıma. Değeniniz vardır değil mi? Ömrümde iki defa demişim. Zararlı bir unsur olmaktansa Allah'ım burada canıma. Ya kolay değil arkadaşlar. Yani üzülmeyin diyor, gevşemeyin, korkmayın. Allah diyor lan şeyde Fussilet suresinde 41. ayette. Ne güzel ya. Tefsirinde de ne güzel demiş İbn-i Kaymıcımız altın böyle. Hani peygamberimiz şey mağaraya sığınmıştı ya korkmamıştı. Ya Ebu Bekir Sıddık da ayakları geliyor, gözüküyor, sesleri duyuluyor. Ve bulunursa belli. Bedeli belli. Serkan. Yani ayakları gözüküyor abi. Ondan sonra sesleri geliyor. Girelim diyor. O anda bu fikir Sıddık değil mi radıyallahu anh? Kendim için ya, değildi ya Resulallah. Sana bir şey olursa Allah'ın dini burada durur diyor. Secdeden kimse kalmaz. O anda denilir mi bu söz? La tehav, inna Allah'a ma'ala. Veya la ta'ser, inna Allah'a ma'ala. Korkma, mahzun olma, hüzünlenme. Allah bizimle beraberdir. Allah'ım onların imanlarının hürmetine Müslümanlara yardım et. Ve Müslümanları affet ya Rabbi. Ya Rabbi. Onların imanların hatırına. Ne emin ya. Ya Rabbi. Ondandır ki sevincini üzüntü ile ifsat edip bozma. Unutma. Ben eklemişim. Sevincini üzüntüyle ifsat edip bozma. Başarını gururla ifsat edip bozma. Başarını gururla ifsat edip bozma. Geçmişine bakıp gününü harap etme. Hayli işlerin küçüğü büyüğü olmaz, küçümseme. Hayli işe ise bir şey, küçümseme. İbn-i Sa'd radıyallahu anh şöyle der, hayat kısadır, an, tamam mı hayat? Endişe, keder ve üzüntüyle kısaltmayın daha. Zaten hayat kısadır. Endişeyle, kederle, üzüntüyle daha beter kısaltmayın.